İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan günaydın. Dün misafirlerim gelmişti ve ilk kez buzluğa attığım bu semizotunu denedik. Ay bir güzel oluyormuş. Şimdi elime geçtikçe, fırsat buldukça dedim ki semizotlarını toplayıp buzluğa atayım. O yoğurtlusundan yaptım. Yemeğini Bahadır çok sever. Benim hayatta sevmediğim tek yemek semizotu yemeği. Çiğ olarak çok seviyorum ama pişmişini sevmiyorum. Ama Bahadır'a pişiririm. Onun için şimdi bol miktarda böyle tazesini gördükçe semizotu toplayacağım. Nerede tazesi var yani tohuma durmamış olan? En son ekilen dikilen yer neresiyse orada var. Şimdi öncelikle şurada çiçekliğin içinde var. Bunlardan da bak tohuma duranlar olmuş. Olsun, tohumlusu zarar eder mi? Ben bir bıçak da alayım elime de şimdiden sapları keseyim. İşte en tazeleri buldum. Tabii ya en son diktiğim bunlardı. Şöyle bıçağı bırakalım. Kökten alma falan diyeceksiniz ama yok. O kadar çok var ki bir de kök falan diye uğraşmayacağım. Kökü, gövdesi nesi varsa gelmiş olsun. Çok taze, çok güzel. Acaba bu kadar taze de olur mu buzlukta? Olur, niye olmasın? Değil mi? Çünkü şoklama şeklinde donmuş oluyor ya. Direkt çıkardığınızda da ama bekletmeden yoğurda katmak gerekiyor. Buz gibi pek güzel oluyor. Tam bir yaz yemeği. Bunlar da çok minikmiş ya. Biraz hani sapları kalın olsun. Uf, şu kara sinekler var ya fena ısırıyor. Çok olunca ay büyümemiş olsun, yok tazesi olsun falan yani olasılıkları böylece çoğaltmış oluyoruz. Bak bunlar da mesela tohuma kaçmış. Tamam büyümüş ama işte ikisinin arasını istiyorum ben. Şımarıklığa bak ya. Birkaç böyle arık başına karpuz ekmiştim. İşte burada çıkmış o karpuzlardan iki tanesi. İnşallah şöyle büyür, kol atar. Yani bir iki tane de karpuz yiyelim bahçeden. Biraz şöyle sapları da kendini hissettirsin istiyorum. Çünkü onun verdiği bu mayhoşluk ayrıca güzel oluyor. Oo, tak tuk cevizler düşüyor. Çatıların üzerinde böyle. Sacdansa çatıları. Fena halde böyle tangıdu tungudu sesler çıkarıyor. Gece özellikle fena oluyor. Yani ben dışarıdan böyle duyuyorum. Ay içinde yatan ne fena oluyordur. Bir yandan da ot temizlemiş oluyorum böylece.
Fena sarmış ot. Anam, burada salatalık olmuş. Bak, otlardan göremiyorum. Bak, kademeli diktim. Dedim ki bunları daha sonra ürün versin diye diktim. Ama yok, hepsi aynı zamanda oluyor. Yani toprak belli bir sıcaklığa ulaştı mı hop fışkırıyor her şey. Ama o sıcaklığı bulmadan da ne yaparsanız yapın, ne kadar büyük fide dikerseniz dikin, yok arkadaş, olmuyor, olmuyor. Şunun altını biraz besleyelim bakalım. Evet, ellerime sağlık. Vallahi burayı, kargıları birbirine bağlamaktı burada amaç, ki onu yaptım. Üstlerde baktım kargılar çok sağlam değil. Bak geçen sene gittim ben bu kargıları kestim ama sağlam değilmiş bu kargılar. Oh, öyle sıcağında çalışılmaz ama öyle sıcağına kaldım. Arka taraftakilerde baktım çok sarkmış. İkinci ipi yaptım. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama en azından ayağa kalktı ikinci iple beraber. Bir de şuraya bir destek sopası koydum, sırık koydum. İşte böyle artık benim fasulyeler, barbunyalar hazır orada duruyor. Bitti mi ipleme işi? Hayır, bitmedi. Şimdi şu anda yapmayacağım. Börülceler var. Börülceleri tabii ki sarılmayacak ama şöyle aşağıdan dolamak istiyorum ki iki yana böyle çok fazla dağılmasın. İlk defa börülce ektim. Nasıl büyür bilmiyorum. O da sarılarak mı büyüyor? Sarılarak büyür diye düşünüyorum. Onun için kargılar yaptım. Dur Yasemin'e sorayım bakayım. Belki de bunların da oturak türü vardır. Yani sarılacak olsa şimdiye uç atar sarılırdı. Neyse işte böyle. Yani İşte rüzgarda falan dağılmaması için bunları yaptım. Bayağı da bir fasulye ekmişim değil mi? Ama işte oradakiler yarısı barbunya, yarısı hatta yarıdan fazlası barbunya. İki sıra sadece fasulye var. Belki de bir sıradır. Vallahi net hatırlamıyorum. Ama çıkınca anlarız. Buradan eminim burası kuru fasulye. Tabii ki tazeyken de pişireceğiz ama özellikle kalınca kuru fasulye olacak.
Buradakiler de. Bu sıra da barbunya. Arka sıra fasulye diye hatırlıyorum. Neyse işte. Yani çıktığında göreceğiz. Evet. Salatalıkları böyle sardım ama aşağıdan maşallah kol atıyor. Kol attıkça da onları da sarmak mümkün değil. Artık yayılacak. Bu akşam onun için buraya şu kabakların dibini doldurup, ay kelebeğin güzelliğine, ya da bir şey yakalamış bu. Allah Allah. Ay yok, vallahi kelebeğin kendi uçlarıymış. Ay ne kadar güzel bir kelebekti o. Bak bak bak. Poz verir gibi tekrar gidiyor, geliyor. Evet. Bu kabakların diyorum. Oh, fazla yatmış. Diplerini doldurayım şöyle bir. Ondan sonra bunların altına da kartonları sereyim. Akşam üzeri işim bu olsun. Şu anda ama yeter. Gideyim bir iki salatalık koparayım. Ay bak yine unuttum. Ben şuna tohum yazıp asacağım. Çünkü kim buraya gidebilir? Hani biri aa burada çok büyümüş. Almayı unutmuşsun deyip iyilik olsun diye asılı verirse gider benim tohumluk. Oh, badem salatalık. Küçücük. Büyüyebilir miydi? Büyürdü. Büyürdü de. Şimdi benim yemem gerekiyor ama. Bir tane de burada var. Bir tane de şurada gördüm. Ha, bu çok minikmiş. Tamam. Isırgan ve semizotu gübremizin üçüncü günü. Oo, kokmaya başlamış. Çünkü çürüme başlamış. Hava sıcak ya. Fena koktu yine. Kapağını da bulamadım bunu. Kapatıyorum böyle ama. Demek ki aralardan sinekler giriyor. Üstüne bir ağırlık mı koysam? Evet, buranın da bu patlıcanların da otunu temizleyeyim. Tavuklara mama olsun. Çünkü birazcık ucunu saldın mı otun? Ondan sonra fena halde kökleniyor. En güzeli böyle köklenmeden. Çünkü ben burayı o ot biçme makinesine takılan çapı ucuyla çapaladı. Onun için toprak çok gevşek. Şu anda otlar hemen kendini bırakıyor. Eğer onunla çapalamamış olsaydım şimdi sürekli çapalamam gerekirdi. Ben yine de aldım çapamı yanıma çünkü bunların dibine dolgu yapmak istiyorum. Patlıcanların iyi oluyor. Bir de makine tabi aralara girmediği için. Yani şöyle patlıcanlara zarar vermeden toprağını biraz kabartmak da gerekiyor.
tavuklara ot götürdüm. Onlar da bana yumurta verdi. Birini ama dünden dışarıda yumurtlamış. Ben fark etmemişim. Dünden beri dışarıdaymış demek ki. Cız cız da ille benimle ilgilen, benimle ilgilen. Olur. Şunları bırakıp geleyim. Ben orada bekleyeyim. Niye beklemedin? Anneciğim gel hadi. Gel. Cız cız gel. Ne olacak bu sıcaklarla halimiz cız cız. Evet, şu sırayı da temizleyeyim. Tamam, diğerleri fena değil. Ama bu sıra fena halde ota boğulmuş. Bak bak bak. İşte bu. Bak 3 sıra temizledim. Ama ter içinde kaldım ya. Ya bu saatte. Saat artık 7 akşam. Yani 19. Aslında şöyle işte birkaç kişi olacaksın. Böyle bir anda. Diyelim ki biri o baştan girecek, biri bu baştan girecek. Sohbet edeyi de ortada buluşacaksın. O zaman zevkli bile olur. Neyse şu otları da atayım tavuklara. Ondan sonra domatesleri külleyeceğim. Kül domateslerde koruyucu bir tabaka oluşturuyormuş. Onun için şimdi kül serpeceğim. Sabah çiğiyle beraber iyice emsin. Ya da yok şimdi sabah çiğini yesin değil mi? Üzerleri ıslakken tam yapışmış olur. Evet. Tamam. Sabah erkenden kalkıyorum zaten. Tamam. O zaman yapayım ben bu işi. Domateslerde bir bak orada da sararma var. Yani bazılarında sararmalar görüyorum. İnşallah mantar falan değildir. Belki acaba bağladığım yerlerden de. Bağladığım için mi oluyor bilmiyorum. Ama umarım hastalık değildir. Ben orayı çapalarken geldi orada uyudu. Şimdi benim peşimde. Gel annem gel. Gel bir bakalım şöyle fizibilite yapalım. Bak bu domates tutmuş orada. Evet. Biraz da güzel koku alalım. Oh. Oh, mis gibi koktu. Evet, hadi karton sereceğiz. Kalk, kalk. Kalk hadi. Evet, küllemeyi yarın sabaha bıraktım. Kartonları sereyim en güzeli.
Çocuk, ne işin var oralarda? Gel. Gel bebeğim. Nereden geçeceğini bilemiyorsun, değil mi? Tırman. Gel. Nereden gittiysen oradan gel, hadi. Bak, tındıklarımız da olmuş. Oy maşallah. Açalım mı bir tanesini? Vallahi olmuş. Ama yeşil kabuğunu bıraktı. Gel. Gel. Gel, ben seni alayım. Gel. Kapıdan gel hadi, gel. Ebru Hanım'a buradan bir teşekkür yine. Vallahi bu kartonları emek emek oh biriktiriyor. Ve algıları bu konuda açık. Yani komşusu taşınıyor. Bir bakıyorum, hop, hemen el koymuş. Canım benim, sağ olsun. Bak, katlamış, hazırlamış. Hatta bana ulaşamamış, Bahadır'a ulaşmış. Bahadır diyor ki, daha o kadar çok vardı ki bu arabaya sığdıramadım. İzmir'e gittiğimde ilk iş Ebru Hanım'ın atölyesini görmek olacak. Çok zevkli bir atölye olduğundan eminim. Ebru Leminder. Bu birkaç gün orada bekledi ya, nemlenmiş, nemlendiği için de rahatlıkla bu bantları bırakıyor. Nemlenmemiş olsaydı çok zordu. Kışın güzel iş yapılıyor. Yazın insan böyle ter içinde kalınca evet, hepsi kartonlandı. Şu kadar da bant çıktı. Daha da karton var. Onları da şuradaki patlıcanların aralarına sereceğim. Ya da işte ileride fasulyeler var. Bakalım hangisine denk gelirse. Bir tek biberlerin arasına, biber ve domateslerin arasına sermeyeceğim. Biberleri çünkü ara ara çapalayacağım. Çapaladıkça daha da gelişirmiş. Domatesleri de ot içinde bırakınca daha güzel kızarıyor. Onun için otlanmasına fırsat vereceğim onun da. İşte böyle. Şimdi bunları atayım. Tavukları kapatayım. Bal kız alayım. Biraz dolaştırayım. Öyle. Haydi, herkese iyi akşamlar. Şu çiçekleri de bir sulamalı. Bak, burada kartonlar duruyordu. Ölmüş buradaki otlar.